Babam bize harçlık vermezdi Hakan. Üç kardeşiz. Böyle bir kabın içine koyardı parayı. Bu sizin paranız derdi. Şimdi ben alırsam sanemin parasından alacağım. Ablam alırsa benim paramda. Biz o kadar az harcardık ki onu. Ya yani takım olmayı aslında baba sana orada öğretiyor ve kendi borç içinde devamlı kitap alırdı Hakan. Evin her tarafı kitap dolu. Yani bırak, bize ev bırakmadı, bilmem ne bırakmadı ama 5000 kitap bıraktı. Şimdi biz çiftliğin içerisine kütüphane kuruyoruz binlerce. Hani borcumuz bu gibi geliyor bana tamam mı? Sen de anne babadan öğrendin ben de öğrendim. Ya çocuklara gidip ruhlarını bitirmeye gerek yok cidden. En kolayı çünkü çıkarsın oraya dersin ki sizden hiçbir şey olmaz. Bak el alem yapıyor. Ben de yaptım arkadaş dersin. Oysa hani böyle el bebek gül bebek büyütülüp de çıkıp insanlara çok bu ülkenin toprağında ne oluyor bilmek için çaba göstermek lazım. Ben biliyorum sen biliyorsun değil ama şey bunun çabası içinde olmak değerli. Öteki de teknik taktik bilmem ama. Ben mesela böyle liderlik vasıfları gerçekten çok az bir adamım. Hani restoranda garson çağıramayan adam var ya. <gülüyor> <gülüyor> utancımdan ölürüm ya. Rahatsız eder miyim garson? Bir de bu karizmatik adamlar olur böyle. Oğlum gel, Oğlum ya. gel. Ben utancımdan böyle göz göze gelebilir misiniz? Şimdi böyle bir adam şirket kuruyor, liderlik yapıyor. Ne kadar sallarlar seni? Tek bildiğim bu kadar kaba bir ülkede... Nezaket beni iyi hissettiriyor Yani kendimi iyi hissettiriyor Nazik olmak Bazen selam veriyorum karşıdaki almıyor Kızım diyor bak baba gene selam almadı Kızım diyorum kendim için veriyorum O selamı hak eden çok insan var Senin verdiğin o gevrekçi amca örneğindeki gibi Müthiş bir örnek O saygıyı biz birbirimize yaymazsak Saygısızlık görmeye devam edeceğiz